gözünde Gördüm görmüyor. sanki. Aa, geldi. Hocam, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Sen beni böyle ne yapıyorsun hocam? La ilahe Ya illallah. işte yetişelim dedik. Bizim bugün Yetiştin mi? programlarımız biraz yoğundu. İyi Ben maşallah. seni dinlemeyi düşündüm aslında. Sonra dedim ya bir arayayım bakalım. Bir Belki aramakta hareketlilik da gördüm fayda ben de vardır. dedim hocam herhalde yetişti. Elhamdülillah. Çok güzel hocam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hoş geldin, Nasılsın sefa sen? geldin. Elhamdülillah. Konuyu böldün mü? Yok hocam yok. Tamam zaten söyleyeceklerim fazla değildi. Böyle önüme notlar almıştım. İşte yani düşük tefekkürle ilgili, muhasebeyle ilgili bir şeyler söylemeye Eyvallah. çalıştım. Eyvallah. Buyurun hocam. Yani Sizi dinliyoruz. benimkisi şu anda senin konuşmanı bölmek oldu. Yok Yoksa bu yok. programı gündemden çıkarmıştık biliyorsun. Neyse, Kesinlikle selamun dinliyorum. aleyküm. Aleyküm Selamun selam. aleyküm. Buyurun. Şeref verdiniz. Allah Bismillah, razı olsun sizden. elhamdülillah. Allah razı olsun. Sevindik. Yani Elhamdülillah. elhamdülillah. Yenice ben de eve girdim. Allah razı olsun. Şimdi bu konuşmadan ne çıkacak bilmiyorum. İşe yarar, layık olursa genele açarsınız, dinlerler. Yoksa kendi halinde olursa bırakırsınız. Biz geçen hafta sizinle görüşemedik. Hüseyin kardeşim Eyvallah. vardı. Eyvallah. Münafık konusu normalde 2 hafta kapanırdı. Kapanmış olmalıydı. Kapanmadı ama. Kapanırdı aslında. Ama bugün için birkaç cümle daha geçen haftadan yarım kalan izin verirseniz Tabii ki ilave hocam. Buyurun. edebilirim. Çok memnun Eyvallah. oldum. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Şimdi biz bu konuyu işlerken münafık olmaktan korkmak önemlidir. O yüzden işliyoruz. Eyvallah. Münafık olmaktan Allah korkmak korusun. önemlidir. Allah korusun. Çünkü kafirsen bellisin, ne olduğun belli. Müminsen gene ne olduğun belli. Birine mükafat, birine mücazat diyorlar halk arasında. Yani ceza, amelinin karşılığı verilecek. Ama münafık ortada bir yerde. Ya. Mümin amellerine sahip olduğu için kafir diyemiyoruz. Müminlerle beraber, müminlerle omuz omuz olduğu için kendisine kafir diyemiyoruz. Ama Allah katında kalbi ret ve inkarı taşıdığı için kafir muamelesi görüyor. Ve dünyada biz beşeri gözle, kulakla ayırt edemediğimiz için, bu münafıktır diyemediğimiz için, mesela birisinin yüzüne bu münafıktır diyemiyoruz. Evet hocam. Şunu diyebiliyoruz. Bu amel münafık ameli. Bakın bu önemlidir ilke olarak. Biz bu konuyu anlatırken insanları münafık damgasıyla damgalamak için de anlatmıyoruz. Esas Anlatmayın. derdimiz münafık olmamak, münafık kalmamak. Onun için münafık amelleri, münafıkın amelleri neler? Münafık amelleri. Bunların iyi tespit edilmesi lazım. Bu amellerin tabii her birisinin bir insanda bulunması tek tek diyelim, onun mutlak münafık olduğunu da göstermez. Ama olma ihtimali de var. O tehlike söz Mesela konusu. o hadisi şerifte اِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ cümlelerinde bir başka versiyon 4 tane sayılır. Yine Evet. hadis kitaplarında var. Allah Resulü diyor, kimde bunlar bulunursa diyor. Yani bunlardan birisi şartı değil de bunlar bulunursa. Demek ki Bütünüyle. münafık amelleri çoğunlukla bir insanda toplanırsa onu münafık diye tanımlayabiliriz. Ama bir tanesi bir insanda diyelim bir kere diyelim ihanet etti emanete. O bir kere. İşte ona münafık damgası vuramıyoruz. O yüzden biz münafık diyemiyoruz bir insana. İşte Eyvallah hocam. korkunç olan tarafı bu. Mesela şimdi münafıklıkla ilgili kesinlikle Tevbe suresini kardeşlerimiz dikkate almalı. Tövbe suresi hocam. Tevbe suresini çok ciddi. Bakara'da girişte var zaten. Nisa suresinde var. Mesela şimdi Uhud Savaşı ve çevresinde civarında olan biteni birkaç kere okumalıyız. Yani birkaç kere.
Mesela oradan başlayayım ben. Örnek vermiştim ama bir başka şey söylemek için şimdi açtım konuyu. Uhud'da Müslümanlar 1.000 kişiyle çıktılar Medine'den yola. Benim zihnimde kalan 9 kilometredir. 5. kilometrede bu hal gerçekleşti. Ben öyle zannediyorum. Uhud Medine'ye 9 kilometre. Yanlış bilgim de olabilir o konuda. 300 kişi geri döndü. Ya, Subhanallah. 300 kişi. Ama İbrahim kardeşim bu 300'ün 300'ü de münafık değil. Sürüye Bu çok uyma var. önemli. Bu çok önemli. Bu 300 kişinin içinde mesela Uhud için Uhud Harbi öncesinde Medine'de bir toplandılar Müslümanlar. Dışarıda mı karşılayalım düşmanı? İçeride mi karşılayalım? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki savunma savaşı yapalım. Medine'de kalalım. Hazreti Hamza ve genç arkadaşlar özellikle Bedir'e atıfta bulunan ayetlerde büyük müjdeler olduğu için heyecanlandılar. Dışarı ya Resulallah. Allah Resulü de malum çoğunluğa uydu. Zırhını giydi. Sonra pişman oldular ama dedi ki bir nevi zırhını giydi mi çıkarmaz. Evet. Şimdi ilginç olan şu. Abdullah İbni Übey. Adamın adı bir de Abdullah. Oğlu da Ya. var Abdullah. O iyi bir Müslüman, halis bir Müslüman. Abdullah İbni Abdullah. Şimdi Abdullah İbni Übey de münafıkların reisi diyoruz ya, dışarı çıkmayalım diyenlerden. Dikkat et, Peygamber Aleyhisselam aynı görüşü beyan ediyor. Evet. Ama o savaş kazanmak için bunu söylemiyor. İçeride kalırsa evi barkı var, çoluğu çocuğu var, tarlası, takkası var. Yani bir şekilde aralanır, ırılır, savaşa katılmaz, savaştan paçayı kurtarır. İnce hesapları var yani. Dikkat et şimdi bir peygamberle aleyhisselamla aynı Evet. noktada görüş belirtiyor ama niyet farklı. Ne kadar farklı oluyor o zaman. Ya. İşte insanı münafık yapan bu niyettir. Subhanallah. Bu çok önemli ve neticede Resulullah çıktı. Çıkınca bu Abdullah İbni Übey savaşmaktan korkuyor tabii. Can çok tatlı. Münafıkın canı çok tatlıdır. Özellikle can konusu gündeme geldiğinde münafık kendini belli eder. Ondan sonra başladı işlemeye daha Medine'den çıkarken. Çoluk çocuğun ağzına baktınız. Ne güzel içeride savunma savaşı yapacaktık. Peygamber bile bunu istiyordu. Onu zorladınız. Niye Ya. gidiyorsunuz? Şöyle zarar, böyle zarar işledin. Ve insanları ikna etti. Bu ikna ettiklerinden bazı aşiretleri Resulullah Aleyhisselam'ın arkadaşları da geri dönmeye ikna ettiler. Bir kısmı gene geldi tekrar Nebi Aleyhisselam'ın yanına. Ama ikna olanlardan bir kısmı ya bu haklı, bu doğru söylüyor deyip döndüler. Yani münafık oldukları için değil. O münafık topluluk, şimdi söyleyeceğim cümle bak onların özelliği oluyor. Fesada sebep oldu. Ya. Fitneye sebep oldu. Ortada bir komutan var. Allah Celle Celaluhu Nebi seçmiş. Söz söylediği zaman itaat edilmesi gerekir. O komutan varken ona muhalefet ediyor. O zaman münafıkın bir karakteri çıkıyor şimdi ortaya. Peygamber'e muhalefet eden insanlarda münafıklık alameti çok bariz olur. Ya. Ya. Yani bu sünnetle temasını koparan insanların nifakı çok galip olur. Subhanallah. Allah Şimdi muhafaza. çoğaldı Yok. öyleleri. Tabii çoğaldı. Zaten bu konuyu ondan işliyoruz. Şimdi ben daha enteresan olana geleceğim. Bunu bir daha söyleyeceğim. Bu işi yapan münafıkların yaptığı iş yanlarına kar kaldı. Düşünebiliyor musun? Yanlarına kar kaldı. Hatta Dırar Mescidi sonrasında yanılmıyorsam veya o sırada Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah Nebi Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah bu adamın bu kadar katilce davranışından dolayı belki siz infaz etme cesaret, yani hiç infaz edemezsiniz. Hani aşireti size karşı çıkar, kabile kavgası olur. İzin verin ben oğluyum. Ben infaz edeyim problem kalmasın. Allahu Ekber. Allahu Şey biliyor musun? Yani oğlu bu kadar bariz görmüş fitneyi. Ve bu adam bundan zarar görmedi. Paçayı kurtardı.
Daha şimdi zorlusunu ben ifade edeyim. Bu çok daha böyle. Şimdi bugünün Müslümanları da bunlardan kendileri için pay ayırmalı. Bunlar önemli. Şimdi söyleyeceğim. Konuyu anlatınca sonunda, meseleyi arz edince. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mustalik oğullarının üzerine bir sefer düzenledi. Evet hocam. Beni Mustalik gazvesi diyorlar ona. Efendim bir ismi daha vardır. Şu anda düşmedi hatırıma. Şimdi münafık kafasına bak şimdi. Karşıdaki düşman zayıf. Mekkeliler gibi değil. Çabuk tepelenecek. Zengin de adamlar. Ganimet de bu. Ganimeti kaçırmayalım. Münafıklar da katıldı. Ya. Düşündükleri gibi de oldu. Ganimet alındı. Bu ganimetten pay meselesinde sıkıntılar çıkardılar. Şu oldu, bu oldu. Bunları gene geçiyorum. Şimdi üzerine durmayayım. O gazvede bir olay cereyan etti. Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerle yer alıyor ve İslam tarihinin bugün Hristiyanların dahi dile doladığı en ciddi olaylarından birisi. İfk hadisesi. Siz şimdi ifk deyince meseleyi hemen dinlediğiniz için yakaladınız. Hazreti Ayşe validemize çok açık tabirle zina isnadıdır. İftira. İftira. Biliyorsunuz Hazreti Resulullah Aleyhisselam yola çıktığı zaman beraberinde annelerimizden bir veya ikisini de götürürdü böyle. Bu sefer Hazreti Ayşe validemiz de katıldı. Ve yolda dönüş yoluna geçildiği zaman Ayşe validemiz gerdanlığını düşürdü. Onu ararken topluluk hareket etti. Onu da fark etmediler. Çünkü onlar genellikle kapalı bir deve sırtında gidiyorlar. İçinde zannettiler. Yani böyle örtü, çadır gibi bir şey var devenin üstünde. İçinde zannettiler annemizi. Fark etmediler. Annemiz de gerdanlıktan sonra işte gerdanlığı aradı. Allah-u Alem buldu zannediyorum. Hatırımda kalan. Hızla yürüdü. Bu arada bir sahabe daha geride kalmıştı. Annemizi gördü. Ona orduya kadar refakat etti. Ama orduya gidildiğinde işte bu Abla İbni Übey gibileri annemize zina isnat ettiler. Sahabenin pek çoğu inandı buna. Bu zina isnadına. Şimdi enteresan olana geleceğim. Peygamberimizin şairi Hasan bin Sabit bu yüzden gözü kör olmuştu. Çünkü zina isnat edilen sahabe Hasan bin Sabit'le tartıştı ve gözünü çıkardı. Böyle aralarında kavga da oldu yani. Hasan bin Sabit kötü bir insan değil. Ama buna inandı. Yani bu dedikoduya inandı. Şimdi dedikoduyu çıkaranlar belli. Münafıklar. Hasan bin Sabit münafık mı? Değil. Ama buna inandı. Annemize zina isnadında açık sözlü oldu. Üç kişidirler bunlar. Bu adamlara haddi kadif diyorlar. Yalan sözden, iftiradan dolayı değnek cezası vurdular. 60 değnek yanılmıyorsa. Ama münafıklar bu işi ilk körükleyenler ceza almadılar. Bunlar yine yırttı. Şimdi bugünkü toplumda olsa Hasan bin Sabit gibileri demesi lazım ki ya biz konuyu biz gündeme getirmedik. Biz sadece inandık. Niye bize ceza veriliyor da onlara verilmiyor? Haydi gene bir karışıklık. Gene bir kaos. Gene bir nifak. Bugün oluyor zaten. Pek çok Müslüman biliyorum böyle. Samimi bir insan iyi iş yapıyor. Buna rağmen yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılmaya sebep olanlar mükafat oluyor. Makamını yükseltiyorlar. Derecesini yükseltiyorlar. Tanınmışlığını yükseltiyorlar. Yerine göre çeşitli alanlarda müdürlük, genel müdürlük, şu bu makam veriyorlar. Öbür taraftan adam ömrünü vermiş samimi. Evet. Tabii feryat ediyor. Ya bana niye vermiyorlar, ona veriyorlar. Bu arkadaşlarımıza da onu hatırlatırım. Hasan bin Sabit demedi hiç. Bana niye vuruyorlar da ona vurmuyorlar. Çünkü iftira etmeseydi. İftiraya iştirak etmeseydi. En azından. Ama buradan çıkan sonuç şu. Toplumda her münafık amelli insan münafık diye nitelenemiyor. Eyvallah. Bazıları münafıkların peşine takılıyor. İşte bu yüzden çok önemli bu. Bu yüzden ben
şu ana kadar okuduğum eserlerde hiç kimse için münafık denildiğini, akıllı insanların bir başkasına münafık dediğini görmedim. Ama münafık amelli diyebiliyorsun. Evet. Ya sen bu davranışı sergiledin, bu davranış münafık davranışı diyebiliyorsun. Sen münafıksın anlamına gelmez. Ama bu adam münafık da olabilir. Bir adım daha ilerisi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten yine geçen hafta söylemiştim. Tebük olayları irdelenirse münafıklar çıkar altından. Bunlar Tebük'e de iştirak ettiler. Ama bu sefer niyetleri Dırar Mescidi'nde kumpas kurmaktı. Yani orada kumpas kurma kararı aldılar. Dediler ki bir şekilde Bizanslılarla savaşta Nebi Aleyhisselam telef olursa olur, ne ala. Olmazsa yolda bir suikast düzenleyelim. Ve dönüş yolunda dağlarda bir yanı uçurum olan bir yerden geçilecek. Allah Resulü'nün devesini ürkütüp oradan aşağıya düşürmek kastıyla pusu kurdular. 40-50 kadar insan. Resulü Aleyhisselam o pusunun üzerine gitti. Pusuya yakın naralanınca bunlar pusunun açığa çıktığını gördüler. Oradan Huzeyfetül Yaman orada bulunanların bir kısmını görmüştü. Şimdi çok önemli. Allah Resulü Huzeyfe'ye dedi ki sakın o isimleri açığa çıkarma. Kimseye söyleme. Ya Resulallah bunlar biliniyor, cezalandıralım. İyi ama derler ki Muhammed adamlarına ceza verdi. Yani. Bu adamlar bizim yanımızda. Yani demek istediğim şu. Münafıkla mücadelede cihat diyoruz ya, münafık cihadı. Münafıkla cihatta kılıcı eline alamıyorsun. Adamı dövemiyorsun. Nasıl korunacaksın hocam? Ha işte şimdi burada bir iki cümle söylemeye çalışacağım. Bu geçen hafta son ayrılırken bir cümle söyledim. Bir iki ilavede daha bulunacağım. İnşallah. Ve nitekim o münafıklar öldüğü zaman Huzeyfe onların cenaze namazına gitmiyor. Çünkü ayet var. Münafıkların cenaze namazının kılınmaması için. Ayet var. Hazreti Ömer geldi, yalvardı, dedi ki Allah aşkına ben de listede var mıyım? Gidin cenaze namazına gidilmeyecekler listesinde ben de görünüyor muyum? İşte mümin münafık olmaktan korkmalı. Nasıl korunacağız sorusunun cevaplarından birisi bu. Münafık olmaktan korkan müminler topluluğu daima galip gelirler. Çünkü Allah hilekar olanları galip kılmaz. Samimi olanları galip kılar. Dolayısıyla Allah Resulü çok çekti. Hanımlarıyla olan iftira meselesi, Dırar Mescidi hadisesi. Mesela sivil toplum örgütleri kuruyorlar bunlar. Şu anda içimizde varlar. İsimleri hayır isimleridir. Mesela bugün ben görüyorum. Marksistler, ateistler, şunlar bunlar. Sloganlarına bak. Hepsi milleti kurtarmak, memleketi kurtarmak, hak üzere olmak, alın terine sahip çıkmaz. Sloganlar hep şeydir. Evet. Kulağa hoş gelen şeyler. Evet. Kulağa hoş gelen şeyler. O gün de mesela Dırar Mescidini kurdular. Niye? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a alternatif bir güç olmak. Sivil toplum örgütleri kuruyorlar bu adamlar. Şu anda bizim çevremizde İslami tıynetli gibi görünen, İslami karakterli gibi görünen ama temelde nifak üzerine temelini atmış pek çok sivil toplum örgütü de var. Yani kafirle savaşa benzemiyor. Kılıcı eline alamıyorsun. Adamı sürgün edemiyorsun. Camiden kovup çıkaramıyorsun. Pazar yerine efendim pazar açmasına izin vermeme gibi bir durumun olmuyor. Ne yapsan bu sefer seni başka türlü zulümle isnat ediyorlar. Ve içinde de iyi niyetli insanlar var. Münafık olmayan. Bazen yani... o münafıklara uyanlar da var. Doğru. Maalesef bu da var. Bazen kurunun yanında yaş da yanıyor. O zaman burada şahsi kanaatim o. Zaten bu cihat yollarını anlatırken konu açıldı. Şahsi kanaatim bir defa kişi münafık amelli olmamak için bütün gayretini gösterir. Ve böyle kişilerin sayısı
belirli bir noktada güce ulaşırsa münafıkların galip gelmesi mümkün değil. Nitekim Nebi Aleyhisselam Medine'de çevresindeki samimiler ve Allah'ın yardımıyla bir mücadele yaptı. Münafıklar müşriklerle ve Yahudilerle içli dışlı olup müminlerin sırlarını satıyor olmalarına, müminlerini arkadan vurmak için engellemelerine rağmen ne Uhud'da galip gelebildiler, ne Hendek'te galip gelebildiler, ne efendim az önce söylediğim Beni Mustalik Müreysi gazvesi gibi gazvelerde herhangi bir problem. Mesela münafıkların biz Fetih suresinde anlatılan o umreciler içinde olduğunu da görüyoruz. O da çok enteresan. Yani Allah Resulü Kabe'yi ziyarete niyetleniyor. Ölüm yok ya ucunda, savaş yok ya. Münafıklar da dahil oluyor. Tabii. Fakat dönüş yolunda buraya kadar niye geldik? Hiçbir şey kazanmadık. Ne işe yaradı? Boş boş oldu. Ondan sonra Allah Resulü diyelim sahabe-i kiram onlarla anlaşma yaptığı için Müslüman olmuş bir sahabeyi Medine'ye almadığından, yanına ilticayı kabul etmeden bir Müslüman bir kafire mümini teslim eder mi? Bak ne kadar ağır cümle. Bir Müslüman bir kafire, hele bir peygamber bir kafire böyle bir mümini teslim eder mi? Hatta Mekke fethinden sonraki savaşta çok ciddi ganimet alınmıştı. Ganimetlerin taksimine münafıklar sen peygamber değil misin dediler. Bu nasıl taksim dediler. Adaleti nereye koydun dediler. Yani her halükarda bu sesler yükseliyor. O zaman mümine düşen ne? Mümin adaletli emirini seçmeli. Onun verdiği kararlarda ikilik çıkarmamalı. Düzgün olan görüşünü her şekilde söylemeli ama görüşünü toplumda ayrı bir savaş alanı haline, görüşünü ayrı bir tabela, ayrı bir parti, ayrı bir cemiyet, ayrı bir dernek, ayrı bir tarikat haline getirmemeli. Ve dürüst ve samimi olmalı. Bunlarla savaşın birinci karakteri bu. Yani birinci alanı bu. Ama ikincisi var ki geçen hafta onu söylemiştim. Bir daha hatırlatmış olayım. Gece namazı kılan kolay kolay münafık olmaz. Yalnızken ibadeti çoğaltan insandan münafık olmaz. Yalnızken ibadeti gevşelten insandan münafık olur. Allah korusun. Hani nasıl korunacağız dedik ya. Eyvallah hocam. Bu yani, güzel bir tüyü tabii. Bu çok önemli. Biz Allah Resulü'nün hadisinde de var zaten bu. Kendi başımıza kaldığımızda Allah'a olan muhabbetimizi açığa koymak için daha güçlü hareket edebiliyorsak, daha ciddi hareket edebiliyorsak o zaman münafık olmama özelliğimiz var. Eyvallah. Bu çok önemli. O yüzden müminlerin nifaktan ayrılmak için, münafıklıktan ayrılmak için dikkat et şimdi sözüme İbrahim kardeşim, nafile namazları artırması lazım. Çünkü farzları herkes görebilir. Nafileyi yalnız kılarsa nafileler daha eftal çünkü. Nafile oruçları artırması lazım. O yüzden mesela misafir geldiğinde orucunu açabiliyorsun. Nifaktan korunmak için. Evet. Ondan sonra nafile infakları, zekat dışı, nafile infakları artırması lazım. Yalnızlığında Kur'an ilimleri başta olmak üzere Kur'an'la Kur'an'ı ezberlemek, anlamak, efendim hadisi, bu arada Allah Celle Celaluhu zikretmek, Allah 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 demek. Mesela bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Evet hocam. Salatü selam gecesi. Bu gecede salatü selamı 1000 yapan var, 10.000 yapan var. Artırıyor adam. Hiç değilse teberrüken bu salavat gecesinde 3 salavat. Nebi Aleyhisselam'a. Bunu insanların görmediği bir ortamda. Yani nafileleri ziyade etmek, nafileleri artırmak
nifaktan korunmanın en önemli alametlerinden birisi. Bir üçüncüsü, biz mümin olan insanı, Hazreti Ayşe kıssası buna delildir bizde, hemen bir çizgi çizip harcamamalıyız. Bunu çok çabuk yapıyoruz. Hüsnü zan. Hüsnü zan. Yoksa münafıklar bizi aldatırlar. Ya. Bugün çok lazım. Dikkat edin hocam. Cemiyetlerimizde en büyük sıkıntı. Küçücük bir şey bir adamın üstünü çizmemize sebep oluyor. Ama hocam şunu evet. yapmış. Tamam. Mümin hata yapmaz diye bir şey var mı? Eğer öyle olsaydı mescidin içinde direklere müminler kendilerini bağlayıp keşke Tebük'e katılsaydık. Allah bizi affettiğini beyan etmedikçe buradan ayrılmayacağız der miydi müminler? Ya. Tevbekar olurlar mıydı? Onun için mümin bu çok önemli bir şey. Kardeşlerinin yaptığı yanlış, hatalı bir davranıştan dolayı hemen üzerini çizmemeli. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ve irtibatı kesmemeli. Mesela benim kulağıma geliyor. Oradan Almanya'dan da biliyorum. Bakıyorsun pat diye aileden A kişisi, B kişisinden bağları koparıveriyor. Kendi nefsimde yaşadığım bu. Detaylandırmak istemiyorum. Ben zannediyorum ki A meselesinden bana darılmış. Bir ay geçiyor, iki ay, üç ay geçiyor. Allah Allah. Konuşmak bilmiyor, görüşmek bilmiyor. Sonra çekiyorum, benim böyle bir huyum var. Çekiyorum yalnızla, kapatıyorum kapıyı. Kardeş, alırsan dünyada alacağını alırsın. Ahirete bırakıyorum dersen orada vermem. Söyle bana derdini. Al benden alacağını. Böyle ki konuşma bir daha. Açıyor bir derdini. Aa, bakıyorum ki bana B meselesinden küsmüş küsmüş, benim haberim yok. Ya. O zaman münafıklıktan kurtulmanın bir yolu da cihat olarak açık sözlü olmak. Kırıcı ben bunu orada da hocam? Çok tavsiye ettim kardeşlerime. Küsen arkadaşla bağı kesmeyin, koparmayın. Gidin, selamun aleyküm deyin. O mümindir. Ya sen hata yapmışsındır, o, ya o hata yapmıştır. Muhakkak, muhakkak. Getir bakalım bir çay kahve deyin. Velev ki sonra seni affetmeyecek bile olsa, açık konuşalım. Eğer insan içinde problem çıkacaksa, yalnız konuşalım. Ama derdimizi arz edelim. O da bize derdini arz etsin. Evet. Demek ki nifakla cihatta en önemli konulardan birisi açık sözlü olmak. Bu şu demek değildir. Adamın hatasını bazen 10 kişi işte pat suratına söylüyorsun. Belki adam utanıyor, sabah namazına kalkamadığı için sen diyorsun ya bu sabah sabah namazını niye kılmadın? Farz-ı mahal. Evet. Bu tarz değil. Ama bir kenara çekersin. Usulüne uygun bir şekilde. Usulüne uygun. Özellikle sizin orada gençlerle olan diyalogda. Evet. Bu gençlerimizi insanlar içinde asla rencide etmemek lazım. Yapmamaya çalışıyoruz. Kopuş buradan başlıyor. Münafıkların ekmeğine yağ sürüyoruz. Küçük de olsa birinin ayağına gitmek, derdimizi onunla paylaşmak veya derdin nedir diye sormak bir insan için küçülmek değildir. Kesinlikle. Bu çok önemli. Ve tabii bu arada mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi üzerine yaşayan bir mümin olarak kalmak. Çünkü Allah Resulü'ne münafıklık bulaşmaz. Ne yaptıysa yapmak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbrahim kardeşim geç girdim biraz. Saat yarım saati açtı. Benim çenem de düşük. Yani Allah eğer Allah kardeşlerle paylaşmaya değer bulursanız paylaşın. Kesinlikle. Kesinlikle paylaşılacak inşallah. Allah razı olsun. Yani gelemem diye size haber vermiştim. Beni getiren Allah'a hamd ederim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok elhamdülillah. Güzel. Çok güzel. Allah razı olsun. Bütün dostlarımıza selam teşekkür ediyoruz. Muhasselam. Yeni seneniz size bereket getirsin inşallah. Amin. Günlerimize inşallah hocam. Ellerinden öperiz. Allah dertlerimizi yeni senede iptal etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah.